milyar dolar. Anneler günde 1.8 milyar dolar. Fırat Üniversitesi Omuzmanlık Öğrenci Topluluğu'yla Türkiye Gençlik Kulüpleri Ortaklığı'nda organize edilen %100 milli düşünce, %100 yerli üretim, doğru tercih paneli düzenlendi. Alt kademe diyelim bu 10, 18 milyar dolara çıktığı zaman kendi otomobilinizi kendiniz üretebiliyorsunuz. Yine gıdaların 3'te 1'ini oluşturuyor. Profesör Doktor Bahattin Ögel konferans salonunda düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından İhsan Şener ile Ayşe Türkmenoğlu, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Cebeci, fakülte dekanları, öğrenciler ve davetliler katıldı. 1950 yıllarında bu rakamlar çok önemli. 1950 yılında maalesef uçak fabrikası çelik tencere kendisi kuruyor. Üretimin ineci hırkış yapıyor. Bandı Nuri Demirel kuruyor. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu ve İhsan Şener'le birlikte Türkiye Genç Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Oku'dan konuşmacı olarak katıldı. Gibi şeyler yapabiliyoruz. Devam edelim. Yine yurt dışına çıkan vatandaşlarımızdan 8.5 milyon civarında, bu da 5.5 milyar dolar bir rakam yapıyor. Yani biz burada 3 kere yurt dışına gidiyorsa, bir kere Elazığ'a geldiği zaman ya da Diyarbakır'a, Mardin'e, Batman'a, Karadeniz'e gittiği zaman cebimize kalacak parayı düşünelim. Devam edelim. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından İhsan Şener, dünya üzerinde mücadelenin ve savaşın ana unsurunun din olduğuna dikkat çekti. Peki bütün bunlar neden oluyor? Dünya üzerinde mücadelenin ve savaşın ana unsuru dindir. Bütün savaşlar, yeryüzündeki bütün savaşların muhalif gücü dini tercihlerdir. Bunlara sonra sos olarak ırklar, kültürler, mezhepler eklenmiştir ama sahici olan şey budur. Peki bütün bu Orta Doğu'da neden bütün şimşekler bizim üzerimizdedir? Niçin bizimle daha çok uğraşılır? Başdanışman Ayşe Türkmenoğlu'ysa Osmanlı'yı bölüp parçalayan zihniyetin yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesini istemediğini ifade etti. Olmamış, daha doğrusu oldurulmamış, kapatılmış, kapattırılmış. Hangisiydi Bilal Bey? Bir tane fabrika tencere fabrikasına çevrilmişti. Eskişehir'de otomotiv fabrikası. Otomotiv fabrikası değil mi? Çelik tencere fabrikası. Bir tanesi soba fabrikasında çevriliyor. Bomba fabrikası da soba fabrikası. Soba fabrikasında çevriliyor. Ha bizim bunlara ihtiyacımız olmadığından mı öyle yapıldı ya da bulunduğumuz coğrafyada hiç tehdit altında değil, savaş yaşamayacağız diye mi öyle yaptılar? Tabii ki değil. Çünkü Osmanlı'yı bölüp parçalayan zihniyet yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesini istemiyordu. Ulus devlet oluşturmaya çalışan o dönemki Cumhuriyet'in kurucuları bir taraftan da aslına bakarsanız emperyalistlere karşı da savaş vermeye gayret ediyorlardı. Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Cebeci günün anısına Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener'le Ayşe Türkmenoğlu'na plaket takdim etti.